Merhaba, Barış Mahallesi'ndeyiz. Neredeyiz? A101 Talep Market. Tam bu bölgede Lezzet Fırın'ın karşısındaki sitede dairemiz. İkinci katta. Yan tarafımız park. 120 metrekare, 3+1, bir daire. Şu giriş kat gördüğünüz yer ise orası o apartmanın ortak alanı. Her katın esasında 30 metrekare alanı var. Yani orası dükkan olabilir. Park da çok kalabalık olduğu için buna yönelik bir işletmeye her dairenin 30 metrekare orada hakkı var. Bu alanda satışla beraber verilecek olan hak. Bu arada 1, 2, 3, 4 katlı, 5 katlı bir apartmanımız var. Onu böyle yeniden söylüyorum. Talep Market, A101, parkın tam yanı. 1, 2, 3 cephemiz var. Aydınlık, önü tamamen açık bir daire. Evimizi size tanıtalım videomuzda. Evimize girdiğimiz anda böyle büyük bir antre karşılıyor. Antrede güzel bir dolabımız var. Evimiz var. Bu bölgede yine bir dolap alanımız var. Çok geniş bir alan, farkındaysanız bu alan. Bu alanda bir mutfağımıza girişimiz var. Bir salon alanının girişimiz var. Birinci odaya girişimiz var ve koridorun devamında diğer ikinci, üçüncü odalara girişimiz var. Şimdi ilk önce salona gidelim. Salona girdiğimiz anda burada balkonumuza kapalı ve açık olmak üzere balkonumuz var salon alanımızda. Balkonumuz da burada. Salon alanımız. Nedir? Bir başka açıdan daha çekim yapayım ki çok daha net olarak şey yapın, algılayabilirsiniz. Çok ferah, çok aydınlık bir ev. En büyük artısından birisi de karşı tarafında çocuk parkının oluyor olması. Tamamen önü kapanmaz bir şekilde evimizin. Ve aynı zamanda çocuğunuz eğer varsa, çocuğunuz oyun oynarken parkta çok rahat izleyebilirsiniz. Şimdi salon alanından çıkış yapıyoruz. Burada bir kapalı balkon alanımız var. Bu kapalı balkon alanımız bayağı bir geniş farkındaysanız. Kombimiz var, Bosch marka. Yeni takıldı daha. Burada geniş bir şeyimiz, kapalı balkon alanımız var. Camlar açılabiliyor. Çok keyifli bir alan ve çok da geniş bir alan. Burada güzel bir açık balkonumuz var bu sefer. Açık balkonumuzu şöyle kamerayı döndürdüm. Böyle bir çekim yapalım. Şimdi burada çok hoş esinti var. Çünkü niye? Önü çok açık farkındaysanız. Dışarı bir önü açık. Dediğim gibi çocuk parkı var. Önde marketler, işte fırınlar, ne ararsanız bulunuyor. Dolmuşlar, minibüsler, otobüsler çok rahat geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi de otobüs geçti gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş yeniden içeri geri dönüyorum. Bu sefer ne yapıyoruz? Balkonu kullanıp mutfak alanına geçiyoruz. İkisi birbirine bağlı. Mutfak alanımıza girdiğimiz anda ise böyle L şeklinde bir tezgah alanı var. Çok kullanışlı bir tezgah. Özellikle L şeklinde bulmak biliyorsunuz neredeyse zordur. Özel olarak yapılmış L şeklinde bir tezgah alanımız var. Burada bir geniş bir alanımız var. Gene masa, kahvaltı masası falan koymak istersiniz ki balkon esasında bunun için çok daha uygun. Bir de bu açıdan bir bakış atalım. Mutfağımıza girdiğimiz zaman genişliğini algılayabilmek için ortalama 13-14 metrekare bir mutfak alanımız var. Şimdi yeniden koridordayız. Ne yaptık? Buradan salona girdik. Buradan mutfağa girdik. Şimdi koridordan odalara bağlanıyoruz. Burada birinci bir odamız var. İki tane koltuk takımı görüyorsunuz. Koltuk var. Bunlar çekyatlı olarak şey yapılabiliyor aynı zamanda. Alanın genişliğini anlatabilmek için, oda metrekaresinin genişliğini anlatabilmek için özellikle gösteriyorum. Bu koltukların kapladığına gayet geniş bir oda. Koridorumuzdan devam ettiğiniz için burada bir ardiye alanımız var, burada bir banyo alanımız var. İkinci ana yatak odamız var, üçüncü odamız var. Hepsini yavaş yavaş gezeceğiz. Şimdi burada bir odamız daha var. İşte bu oda da yine güzel bir
Böyle bir metrekare. Burada güzel bir dolap yapıldı. Burada. Dönüyoruz. Burada bir balkonumuz daha var. Bir arka balkonumuz daha var. Bu balkona bir çıkış alanımız mevcut. Burada ana yatak odası. Gördüğünüz gibi koridordan girdiğinizde çok geniş bir yürüme alanı. Öyle sıkış sıkış falan filan değil. Çok geniş bir yatak ve boydan boya bir gardırop seti. Özellikle yatak odalarında en çok sinirime giden şey şudur. Gardırop böyle üzerinize yıkılacakmış gibi gelir. İç içedir böyle şeydir. Burası çok ferah ve rahat bir oda. Bu bakımdan çok rahat. Yine bu odadan da önü tamamen açık. Çok ferah. Öyle bina bina. Şey değil. Bayağı bir önü açık farkındaysanız. Yine buradan çok güzel gene oksijen giriyor, esinti giriyor, hava giriyor. Evin hiçbir karanlık odası yok. Burada dediğim gibi ikinci balkon alanımız var. Yine bu balkon alanı kapatılmış. Yine parka cepheli. Bu alanı da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Böyle dönüyor bu tarafa doğru. Buradan yine öbür küçük odaya balkon kapısından yine giriş vardı. Böyle bir dönüşümüz var bu sefer. Şimdi yeniden dönüyoruz. Manzaraya baktık. Şimdi koridorun balkonun etkisini aldığım için bu açıdan da bir şey yapalım. Videoyu devam edelim. Şimdi çok rahat, geniş bir balkon. Yatak odasına geri döndüğümüzde büyük bir peteğimiz var. Gardırobumuz, çift kişilik yatağımız ve çok ferah farkındaysanız. Çok aydınlık, çok ferah. Ev zaten rahat, ferah bir ev. Ondan sonracığıma. Burada demin baktığımız ikinci yatak odamız var. Şimdi banyomuza girelim. Banyomuzda da fayansımız. Burada bir evye takımımız. Burada bir biraz tabii banyo şey olduğu için seçimli deko yapacaktır. Bir duşakabin alanımız mevcut dedik. Şimdi bundan sonra burada bir ardiye alanımız var. Ardiye alanımızı bir görelim. Burada istediğiniz gibi depolama falan. İşte küçük tuvalet olarak kullanmış ama biz burayı ardiye alanı olarak bütün hırtaşırı falan koyabilmek için muhteşem bir alan bize yaratmış oluyor baktığınızda. Evet, şimdi yeniden uzun bir koridorumuz var. Uzun koridor neyi sağlıyor? Salonla ana yatak odası arasındaki o mesafe gürültüden uzak bir şekilde çocuklar salonda oynarken bizim rahat bir uyku çekmemizi sağlıyor. Bu bakımdan evin tasarımı çok güzel. Ferah bir ev, dediğim gibi aydınlık bir ev yeniden baktığımızda. Onun dışında kombili, asansörlü. Bina asansörlü, evet. Binamız asansörlü. İkinci kattayız efendim. Salon enteresan bir şekilde böyle bir ovalimsi geliyor. Sanki eski köşklerde falan filan böyle oturuyormuşuz gibi bir havası var. Yeşil ağaçlar falan filan çok hoş. O bakımdan da ayrı bir hava veriyor, verdiğini söylemek lazım. Hava da temiz. İnşallah evimizi beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.